Tarih 18 Mayıs 1980. Saat sabah 8.32, günlerden pazar. Yer Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletinin güneyindeki St. Helens Volkanı. ...1857 yılından 1980 yılına kadar, yani 123 yıldır sakin olan St. Helens Volkanı, o gün tarihin en büyük volkanik patlamalarından biriyle unutulmaz bir felaketi başlatmıştır. Dehşet bir gürültüyle püsküren bu volkanik dağın, patlamadan sonra bütün kuzey yamacı aşağı doğru kaymış ve dağın yükseltisi 2950 metreden 2549 metreye inmiştir. Yani dağ 401 metre yükselti kaybetmiştir. İçindeki ısısı 640 santigrat dereceyi bulan volkanik akıntılar saatte 400 km hızla, yani bir Formula 1 aracından daha hızlı bir şekilde dağdan aşağı yenerek bölgedeki bütün bitki ve hayvanları yok etmiştir. Öyle ki olaydan 2 hafta sonra bile akıntının kalıntılarındaki sıcaklık yaklaşık 400 santigrat derece ölçülmüştür. Dağlarda bulunan kar ve buzlar ısının etkisiyle erimiş ve erimeyle oluşan sular çok kısa bir zaman içinde 9 metre yüksekliğinde sel meydana getirmiştir. Hesaplamalara göre patlama 57 bin kilometre kare, yani yaklaşık Güneydoğu Anadolu bölgemiz kadar bir alanı etkilemiş, toplam 540 milyon ton kül yağdırmıştır. Patlamayla oluşan kül ve gaz bulutları 20 kilometre yüksekliğe kadar ulaşarak troposferi aşmış ve stratosfere ulaşmıştır. Kül atımı 9 saat sürmüş ve olaydan 3 gün sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin doğusunda bile kaydedilebilmiştir. Külün bir kısmı jet stream'e, yani jet rüzgarlarına kapılarak 2 hafta içinde tüm yeryüzünü turlamıştır. Volkana çok yakında bir yerleşim birimi bulunmaması daha büyük bir felaketi engellemiştir, ancak patlama sebebiyle 57 kişi hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybedenlerden biri de patlamadan sadece 2 gün önce araştırma ekibine dahil olan henüz 30 yaşındaki David Johnston'dı. Bir volkan bilimci olan Johnston, volkandaki değişimleri ve depremleri kaydetmek için volkanı karşıdan gören bir yamaçta karavanıyla kamp kurmuştu. Bu meşhur fotoğrafı da patlamadan 13 saat önce arkadaşı Harry Glickin çekti. Patlamanın ardından havadan ve karadan Johnston'a ulaşılmaya çalışılsa da başarılamadı. Patlamadan 13 yıl sonra 1993 yılında dağın yakınlarındaki bir yol çalışmasını yürüten işçiler, Johnston'ın karavanına ait parçaları bulsalar da naaşına asla ulaşılamadı.